da %12,83'e çıktı az önce ve Recep Tayyip Erdoğan %57,46, Kemal Kılıçdaroğlu %36,66. Evet. Ekranda da görüyorsunuz ama dinleyenler için de böyle en öne çıkan verileri de sık sık seslendirmekte evet, fayda var. İzleyicilerimiz duyalım da diyorlar. Evet. Milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı şu anda sandıkların %3,25'e açıldı. Cumhur İttifakı %67,65, Millet İttifakı %21,78, Emek ve Özgürlük İttifakı da %6,50 şu dakika itibarıyla %3,25'e açıldı sandıkların. Bu arada yüzdeler böyle. Unutma lütfen, bu oranlar bize şunu gösteriyor. Biz Cumhurbaşkanı'nı çok çok daha hızlı ve önce Cumhurbaşkanı seçim sonucunu evet, öğreneceğiz. Yani çok kısa süre içerisinde milletvekiline göre neredeyse 4 kat fark var. Dolayısıyla yani gecenin ilerleyen saatlerinde, daha doğrusu bu gece yarısı Cumhurbaşkanı'nı öğrenmiş oluruz gibi. Daha erken. 13'ü açıldı. Önce öğrenmiştik. 2000'i bulmadan çıkması lazım. Saat 9 gibi 10 gibi Cumhurbaşkanı'nı öğreniriz gibi görünüyor. Eğer ilk turda sonuçlanırsa, ilk turda da sonuçlanır mı? Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Herkes sonuçlanacağını düşünüyor gibi. Muharrem İnce çekildiği için belki ilk turda sonuçlanma ihtimali daha da kuvvetlendi. Sinan Oğan'ın oyları belirleyici olacak dediler ya az önce. Yani Sinan, evet, tabii Sinan Oğan'ın ne kadar oy alacağı da buradaki dengede belirleyici olacak. Bence şu anda eğer bir şey söyleyeceksek bir tane gerçek var. Yani çok hızlı söyleyeyim bunu. Tabii. Mesela Sinan Oğan'ın oylarına baktığınızda Türkiye çapında %0,5 oy almış ve hanesine koymuş durumda. Evet. Daha fazlasını söylemenin bence şu anda %5 oy. %5. Hayır. 0,5. 0,5. Aldığı oyu lütfen getirebilir miyiz? Ne kadar orada oyu? Sinan Oğan'ı mı diyorsunuz? Muharrem İnce'yi mi? Tamam. Şu ana kadar aldı. Evet. Diyorsun. Yani onun dışında bir şey söylemek bence çok fazla. Ha. Yani erken yorum yapmayalım diyoruz. Çok erken. Erken yorum. Bunlar erken çünkü büyük şehirlerin çok belirleyici olduğu bir seçim sistemimiz değil. Hani bizim demografik dağılımımız öyle. Bir o yanı var. Bir de tabii daha kolay yerlerden daha zor sandıklara doğru gelen bir süreç de var. Oraya da bakmak lazım. Ama bazı iller var. Oralarda sandık sayısı epeyce fazla. Erzincan dikkatimi çekti. Hızlı geçtiği için tam olarak göremiyorum belki ama belki oralar bize daha çok fikir verir. Az önce Adıyaman'da olduğu gibi. Evet, deprem, Adıyaman %22. Evet, depremle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Orada bence çok net bir şey var. Son 1-1,5 ayda muhalefetin seçim stratejisinde ya da kampanyasında afet bölgesine dair ciddi bir şey duydunuz mu? Ben çok açık söyleyeyim. Baktım buna. O topa çok fazla girmemeye çalıştılar. Çünkü biraz da Fuat Hocam'ın işaret ettiği kısma. Yani Kemal Bey'in ücretsiz vereceğiz evleri açıklaması vardı. Onun dışında ama onu da devam ettiremediler. Bölgede. Biliyorsunuz kendi içlerinden başka itirazlar geldi. Ücretsiz olmaz, daha fazla zamana yayarız falan gibi. İnsanların öyle zor zamanlarda güce, iktidara yönelik tavırlarının da bir önemi var. Bir de unutmayalım, o bölge 1-2 il müstesna olmak üzere iktidarın, AK Parti'nin çok oy aldığı bölgelerden oluşuyor. Yani böyle bu arada İstanbul %1,8'de, çok özür dilerim. Şu dakika itibariyle yüzde kaça çıktı acaba İstanbul'a açılan sandıklar? Ona da belki bir bakarız İstanbul özelinde. Çünkü Türkiye geneline göre bir fikir veriyor bize İstanbul. Bütün seçimlerde böyle oldu. Yüzde kaça açıldı ona görebilirsek, uygun olduğunda ekrana getirebilirsek de İstanbul verilerini ayrıca okuyabiliriz. Gülfem Hanım. Biz siz gelmeden önce bu kampanyaları ve sonuçlarını değerlendirdik ama ne belirledi bugün seçmenin oy kullanırken refleksleri, kararı neyle şekillendi? Şöyle aslında iki ittifakın diyeyim, özellikle iki adayın oldukça farklı noktaya odaklanan iki kampanyası vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha çok güvenlik politikaları üzerinden şekillenen bir kampanyası vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kampanyası ise daha çok toplumsal refah üzerine ve toplumsal barışı sağlamak üzerine bir kampanya yürütüldü. Aradaki en temel farklardan biri bence muhalefet ilk kez bir genel seçimde, bir cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kadar pozitif bir kampanya yürüttü. İşte şarkılarıyla, reklamlarıyla ilk kez daha fazla yer buldu bana kalırsa ekranlardan. Ben bakacak olursak her iki adayın da kampanyaların dijitalde çok yoğun olduğunu düşünüyorum. Sahadan ziyade yoğun dijital kampanya yaptılar. Sahada yoğun olarak gördüğümüz daha çok bence Cumhurbaşkanı adayları oldu. Farklı alanlarda yaptıkları mitinglerle. Tabii bu noktada Millet İttifakı'nın bir avantajı var elbette ki. Çünkü 6 lider, 2 de Büyükşehir Belediye Başkanı'yla aynı anda birkaç farklı ilde kampanya yapabilme gibi bir şansları da oldu. Hı hı. Dolayısıyla ben bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Ama tabii özellikle deprem bölgesi açısından
bakacak olursak zaten bence ilk gelen sonuçlar da biraz onu da gösteriyor. Deprem bölgesinde iktidarın daha fazla yoğunlaştığını düşünüyorum. Zaten oradaki biraz her türlü ne diyeyim devlet olanaklarının da kullanılması nedeniyle deprem bölgesinde iktidar kampanyasının biraz daha yoğun olduğunu yani düşünüyorum. Milletvekili sayısını artırır mı deprem bölgesinde iktidar? Milletvekili sayısını artıracağını düşünmüyorum ama adaylar arasında yani iki cumhurbaşkanı adayı arasında düşünmüştüm bunu. Hı hı. Ama dediğim gibi iktidarın da olanaklarını kullandıkları için ben onların deprem bölgesinde biraz daha yoğun bir kampanya yaptıklarını düşünüyorum. Muhalefet adaylarına kıyaslayacak olursak. Seçimin biraz daha ilerleyen aşamalarında göreceğiz. Dediğim gibi bunlar daha çok küçük oy oranları ve rakamlar çok küçük olduğu için çok birden büyük yüzdelere denk geliyor. Evet. Ama özellikle büyük şehirlerden gelen oylar şu anda çok az. İstanbul %1, %2. Şeyi hatırlıyor musunuz? 2018'de mesela ilk 18-40 gibi açıklanmaya evet. başlamıştı. İlk verilerdeki Cumhur İttifakı oy oranlarını ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan oy oranlarını hatırlıyor musunuz hiç? Evet, ben de onu merak ettim. Ne kadar değişti ilk, acaba? İlk yarım saati falan mukayese etsek. Ben de hatta aynısını size soracaktım. Acaba öyle bir grafik getirilebilir miydi? Yine öndeydi. Cumhurbaşkanı'nın ama daha öndeydi sanki. Daha öndeydi. Ben hani sanki Cumhurbaşkanı'nın 2018'de daha %70'lerle, 60 küsürlerle başladığını hatırlıyorum. Bir de daha erken paylaşılıyordu veriler. Yani daha küçük orandayken paylaşılıyordu. Çok küçük beldelerden. Ben daha yüksek başladığını hatırlıyorum. Mesela geçen 2018'de. Genel seçimde 751 ilçede yani Cumhur İttifakı birinci olmuştu. Bu Millet İttifakı'nda 125'ti. Ben şöyle notlarımdan hatırlamak için baktım. Açılan sandık %15'lere geldi bu arada. 5 evet. aday vardı o zaman karşı. %15'te %56.67 şu anda Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, %37.41 ile Sayın Kılıçdaroğlu ikinci sırada. Hı hı. Sinan Oğan 5.33 hala koruyor. Milletvekili seçimlerinde de %48 AK Parti, %15 MHP, %15 İyi Parti, %7 Yeşil Sol Parti, pardon %6.6 Yeşil Sol Parti. Gibi görünüyor şu anda. Yeniden Refah %2.93 6.76 mesela şu anda. Bunun 6.63'ünü Yeşil Sol Parti almış. Bak, Emek ve Özgürlük İttifakı 6.76, 6.63'ünü Yeşil Sol Parti almış. Bu arada Millet İttifakı 22.09, Cumhur İttifakı 67.01. Şu anda ilk veriler. Oy oranı toplamı öyle görünüyor. Evet, yani sandıkların %3.74'üne göre Yeniden Refah Partisi 2.95, Büyük Birlik Partisi %1.05 olarak yine şu anda açılan oylarda, sandıklarda görülen oy oranı %14.84 Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı seçimi. Evet, şu anda ekranda. Buradaki LED'e de alabiliriz ekrandaki verileri. Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranlarını görüyorsunuz. Efendim Türkiye geneli açılan sandık 14.8, yaklaşık %15'i açıldı. Cumhurbaşkanı da çok hızlı gidiyor. Katılım %87.9 şu anda. Erdoğan 56.67, Kılıçdaroğlu 37.41, Oğan 5.33, Muharrem İnce 0.59. Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Şimdi